Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünde şehitlerimizi saygıyla anarak başlıyoruz gece gündüze. Ve her zaman olduğu gibi kültür sanat gündeminden, ajandamızdan haberlerimiz var. 14. Filmmore Kadın Filmleri Festivali devam ediyor. Festival kapsamında Red Rose'la yer alan İran kökenli yönetmen Sepideh Farsi ile bir araya geldik. ...1965'te Tahran'da doğan Sepideh Farsi, 1984'te matematik okumak üzere Paris'e gitti. İran'da filmler çeken yönetmen, 2014 yapımı Red Rose'la 14. Filmmore Kadın Filmleri Festivali'nde. Film, 2009'da İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yaşananlara odaklanıyor. Bir filmi yeni tamamlayıp İran'dan ayrıldım. Seçimler sonuçlandı ve ortalık karıştı. Seçimlerde yapılan hile nedeniyle protestolar yapılmaya başlandı. İran bir anda çok tehlikeli bir yere dönüştü. Ben de haberleri Paris'ten takip ettim. Endişelendim. Nasıl dahil olabilirim diye düşündüm bu sürece. Ve en iyi bildiğim şeyi yapabilirim dedim. Bir film yapmaya karar verdim. Senaryoyu arkadaşım 2 yılda yazdı. Bu hikayeyi okur okumaz çok etkilendim ve çekmeye karar verdim. Filmde İran'da o sıcak ve gergin günlerde yaşanan bir aşk hikayesi anlatılıyor. Sokaklarda seçim protestolarının devam ettiği günlerde genç bir kadın polisten kaçarken arkadaşlarıyla bir adamın dairesine sığınıyor. Sonrasında olaylar devam ederken yine sığınma bahanesiyle adamı birkaç kez ziyaret ediyor ve bir aşk başlıyor. Peki İran'da bir kadın yönetmen olarak film çekmek zor mu? Film çekerken kadın olmakta, erkek olmakta zor bence. Her zaman engeller var. İran'da asıl mesele filmi yaptıktan sonra sansürlenip sansürlenmeyeceğidir. İzin alıp yapsam da, izin almadan yapsam da benim bütün filmlerim İran'da sansürlenmiştir. Red Rose da İran'da yasaklanmasına rağmen yönetmenin en çok izlenen filmi olmuş. Yasaklanınca üzülmüştüm ama bir arkadaşım bir aplikasyon geliştirdi. Bu aplikasyonu İran'da telefonlarına veya tabletlerine indirenler filmimi rahatlıkla sansürsüz biçimde izleyebildiler. Farsi'nin hazırlıklarını sürdürdüğü yeni filminin bir bölümü Türkiye'de çekilecek. Büyük bölümünü Yunanistan'da, bir kısmını da Türkiye'de çekeceğiz. Suriyeli karakterimizin Yunanistan'a kaçış öyküsü. Suriye'de geçen bölümleri orada çekmek çok zor olduğundan o bölümleri de Türkiye'de çekeceğiz. Mülteci sorununa değineceğiz. Bazı Türk oyuncular da rol alacak. Kim olabilir diye araştırıyorum. Filmmore Kadın Filmleri Festivali'nin bir diğer konuğu olan İranlı yönetmen İda Panahandeh'le de festivalde yer aldığı filmin Nahit üzerine konuştuk. İranlı senarist ve yönetmen İda Panahandeh ilk uzun metrajlı sinema filmi Nahit'le Filmmore Festivali'nde. Filmde genç yaşta eşinden boşanan ve 10 yaşındaki oğluyla birlikte yaşamaya başlayan Nahit'in öyküsü anlatılıyor. Film benim hayatımdan izler taşıyor. Ben çok küçük yaşta babamı kaybettim. Annem 32 yaşında dul kaldı. Bizi büyütmeye çalışırken kendini aşktan mahrum etti. Bu filmin hikayesi oradan ilham alıyor. Filmdeki kadın karakterimiz Nahit de eşinden boşanıyor. Normalde İran'daki yasalara göre çocuğun velayeti babaya aittir. Fakat baba yeniden evlenmemesi koşuluyla çocuğu annesine vermeye razı oluyor. Ama Nahit'in başka bir adamla ilişkisi var. Çok zor durumda kalıyor. Yönetmenin kadınlara mesajı, hayatlarını ve duygularını ertelemeden yaşamaları. Kadınlar dünya genelinde içgüdülerini baskı altına alırlarsa, duygularını gizlerlerse, yaşayabilecekleri hayatları yaşamamayı seçerlerse mutsuz olurlar, kaybolurlar. Bütün kadınlar bu filmde bunu hissetti bence, bu mesajı aldı.
Al çete. Kimi giy? Çete. Nahit filmi bu yıl Cannes Film Festivali'nde festivalin farklı kültürlerden gelen değişik ve orijinal 20 filmlik seçkileri arasında yer aldı. İlk filmimle Cannes Film Festivali'ne gitmek çok büyük bir olay. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Bir yandan da oraya gidince her şeyi büyütmemem gerektiğini anladım. Yani evet, Cannes önemli bir festival ama asıl önemli olan sinema yapmak. Dünya sinemasından haber turumuz var sırada. Indiana Jones serisinin 5. filmi geliyor. Üstelik başrolü yine Harrison Ford üstleniyor. Ayrıca oyuncu Robert Downey Jr. ve yönetmen Tim Burton cephesinden de yeni haberler var. İşte detaylar. Yakışıklı bir arkeolog babasından aldığı ilhamla lanetli tapınakların, kutsal hazinelerin peşinden sürüklendi. I'll tell you everything. I know you will. Let her go. Güçlü, cesur, meraklı Indiana Jones'dan söz ediyoruz. İlki Kutsal Hazine Avcıları adıyla 1981'de çekilen filmde yapımcı koltuğuna George Lucas, yönetmen koltuğuna Steven Spielberg, başrol koltuğuna ise Harrison Ford oturdu. O yılın en yüksek hasılatını yapan film Harrison Ford'u da şöhret basamaklarına taşıdı. Ardından seriye 3 film daha eklendi. Müjdeli haberse Disney'den geldi. Şirket Indiana Jones'un 5. filminin çıkış tarihini açıkladı. Filmin yönetmenliğini bu kez de Steven Spielberg üstleniyor. 73 yaşındaki Harrison Ford ise Indiana Jones karakterini kimselere bırakmadı. Aktör yine başrolde. Adı açıklanmayan filmin vizyon tarihi 19 Temmuz 2019. What the hell do you think you're doing? You just found him. Robert Downey Jr., Air America ve Soap Dish, Chaplin ve Less Than Zero gibi filmlerde karakter oyunculuğunda neler yapabileceğini gösterdi. Okay. Might be Chaplin after all. Downey Jr.'ın tüm dünyada geniş kitlelere ulaşmasını sağlayansa Marvel kahramanlarından biri olan Iron Man'di. İlki 2008'de gösterime giren Iron Man'deki Tony Stark karakteri, aktörü maddi ve manevi anlamda filmin sahnelerinde olduğu gibi gökyüzüne taşıdı. ...2010'da Demir Adam 2, 2012'de Yenilmezler, 2013'te Demir Adam 3, 2015'te Yenilmezler Ultron Çağı geldi. Kaptan Amerika, Kahramanların Savaşı ise 6 Mayıs'ta vizyona girecek. Robert Downey Jr.'dan filmle ilgili bir açıklama geldi. Yakışıklı aktör, Yenilmezler serisi dışında bir daha asla Demir Adam kostümünü giymeyeceğini ifade etti. Belki de 51 yaşındaki aktör hayatının sonuna kadar yetecek demir para kazandığı için biraz da dinlenmek istedi. Sıra dışı yönetmen Tim Burton'dan bir iyi bir de kötü haber var. Önce iyi haber. 2014 yapımı Big Eyes'dan bu yana kendini özleten Burton yine aklın sınırlarını zorlayan bir filmle perdeye geri dönüyor. Ransom Riggs'in aynı adlı öyküsünden uyarlanan Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları fragmanıyla bile olay yarattı. Yaşındaki Jacob'ın Bayan Peregrine'in çocuk yuvasında yaşadığı büyülü deneyimi anlatan film 30 Eylül'de vizyona girecek. Kötü haberse Beter Böcek cephesinden. Geçen yıl filmin ikinci bölümünü çekeceğini açıklayan Burton bu fikrinden vazgeçtiğini açıkladı. Halbuki yönetmen filmi Beter Böcek 2 adıyla çekeceğinin, Winona Ryder'la Michael Keaton'ın da kadroda olacağının müjdesini vermişti. Belki de filmde olduğu gibi 3 defa Beter Böcek dersek Burton'ın fikrini değiştirebiliriz. Tümer derler benim adıma, adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Aman ey.
Makine mi, makine mi? Ha? Bu da mı makine? Ama bunu mühendis iyi çizememiş, modele bak, kulaklar böyle sivri. Ali Baba her gece aç yattı. Ali Baba'nın karnı zil çaldı. Aradığın kadın ben olamam. Benim aradığım kadın yok Güner. Karşıma çıkan kadın var. Sevgili seyircilerimiz, bugün usta oyuncu Sadri Alışık'ın vefatının yıl dönümü. Türk sinemasında kendine has oyunculuğuyla, Turist Ömer gibi hayat verdiği karakterlerle unutulmaz isimlerden biri olan Sadri Alışık'ı 18 Mart 1995'te 69 yaşındayken kaybettik. Onu bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz ve bugün aynı zamanda Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve yıldızı Cahide Sonkun'un da ölüm yıl dönümü. Onu da saygıyla analım ve bir de duyuru yapalım. 6. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri 21 Mart'ta sahiplerini bulacak. Bu yıl 6.sı düzenlenecek olan 2014-2015 sezonu Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri 21 Mart'ta Ankara Şinasi sahnesinde saat 20'de gerçekleşecek. Ankara'da sahnelenen ve Anadolu'dan Ankara'ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarına ve o topluluklara emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşecek olan ödüllerin jüri başkanlığını Gülşen Karakadıoğlu yapıyor. Şimdi bir ara veriyoruz, devam edeceğiz. Gece gündüzde moda haftasından haberlerle de devam ediyoruz. Fashion Week kapsamında gerçekleşen özel defilelerden birine Mehtap Elaidi'nin sonbahar-kış sezonu defilesine götürüyoruz sizleri. Ayrıca Mehtap Elaidi'nin de tasarımcılık yolculuğunda bu yıl 15. yılı. Fashion Week İstanbul moda severlerle buluşmaya devam ediyor. Türk moda sektörünün değerli isimlerinden Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi, Moda Haftası kapsamında Sonbahar-Kış 2016 koleksiyonunu sundu. Claim Your White isimli koleksiyonunu sergileyen Mehtap Elaidi, meslekte 15. yılını doldurma gururunu da yaşıyor. 15 sene derseniz bazen ben bile inanamıyorum zaten. Hani onun bilincine varmam için de çok keyifli. Güzel de bir koleksiyon hazırladığımıza inanıyorum. Genel toplama bakmak lazım. Genel toplam çok güzel, çok keyifli bir 15 seneydi. Her gün işime keyifle gittim ki bu çok büyük bir lüks. Yani kolay yakalanacak bir şey değil ama bu zorlukları yok anlamına katiyen gelmiyor. Bu sektör böyle bir sektör. Çok gönül veriyorsunuz, çok gönülden çalışıyorsunuz ama hiç kolay değil. Hem markalaşıyorsunuz, hem koleksiyon yapıyorsunuz. Çok hızlı devinen bir sektör. Ama her gününden mutluyum. İyi ki başlamışım diyorum. Mehtap Elaidi koleksiyonunu, kadının varlığını ve gücünü tarihe imza atan kadınların tavrıyla harmanlayarak yarattığı bir kadının karakteri üstünden detaylandırarak tasarladı. Biraz orada daha kadını ön planda tutacak ama kadını sadece fiziksel niteliklerinden değil, yarattığı nitelikleri üzerinden değerlendirelim istedik. Tarihe imza atan kadınların küçük detaylarını aldık, onları koleksiyona entegre ettik. Biz çok keyif aldık. Ne bileyim, Afife Jale'nin bir yakasından ya da Madame Curie'nin kolundaki bir detaydan yola çıktık. Böyle bir koleksiyon yakaladık. Renkli, keyifli, kendi içinde kombinlenebilen güzel bir koleksiyon oldu bence. Renk olarak baktığınızda zaten önce morlarla başlayan, sonra kırmızılara geçen, sonra siyahlara. Gece gündüzü tamamladık. Yeni haftada buluşmak dileğiyle.